Seyirciler, kalp hastalarını tedirgin eden bypass operasyonlarını artık kalbi durdurmadan yapmak mümkün. Doktorlar kullandıkları Ahtapot isimli cihazla damarları hem kalbi durdurmadan açabiliyor hem de bu yöntemle hastalar kısa sürede taburcu oluyor. Kalp duruyor, akciğerler duruyor. Siz bu işinizi bitirdikten sonra kalbi tekrar çalıştırıyorsunuz. Ve bu yapılan işlemin hasta üzerine bir takım yan etkileri vardır. Ne kalp duruyor ne de akciğere dokunuluyor. Artık bypass ameliyatları hastaların kalbi durdurulmadan yapılıyor. Normal bypass ameliyatı yapabilmek için öncelikle kalbi durdurmamız gerekiyor. Biz kalbi durdurmadan, kalp çalışırken bütün damarlarını bypass yapabiliyoruz. Operasyon sırasında kalbin çalışmasını sağlayan Octobus yani Ahtapot isimli bir cihaz. Kalp kan pompalamaya devam ederken o doktorlara çalışma imkanı veriyor. Bypass yapacağımız bölgeyi tespit ettikten sonra Octobus denilen bir cihazla bu bölgeyi stabilize ediyoruz. Octobus Ahtapot'tan geliyor. Yani o bölgeyi tutturduğumuz zaman askıya alıyor vakumla birlikte. Bu yöntemle yapılan ameliyat hastaların hem ölüm riskini azaltıyor hem de kısa sürede taburcu olmalarını sağlıyor. Bu yöntem ölüm riskini azaltıyor mu ya? Kesinlikle azaltıyor. Hastanenin solunum cihazına bağlı kalış süresini, yoğun bakımda kalış süresini, serviste kalış süresini, hastanın hayata dönüş süresini kesinlikle yarı yarıya kısaltıyor. Nefes alamıyordum. Yani geldim buraya. Düz yolu bile yürüyemiyordum burada gelirken. Rahat ayağa kalktım ben. Daha canlıyım ben. Ben ertesi gün geldim buraya, ondan beri iyiyim. Doktorlar kalp dışında başka rahatsızlıkları olanlara özellikle bu yeni bypass yöntemini öneriyor. Hasta ileri yaş grubuna aitse, hastanın kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, astım, amfizem gibi hastalıkları var ise, eğer hastanın kalp fonksiyonları zayıflamış, kalp disfonksiyonu dediğimiz yetmezlik durumu varsa, bu durumlarda zaten elzem olarak bu yöntem kullanılmalı.